güvenilir insanlık, güvenilir insan olmanın da birinci şartı. O gece bir de selam indiriyor. Bu da çok gördüğüm bir Cenab-ı Hak yani Allah bu. İnsanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur diyor. Efendim merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönüle programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Bugünkü programımızın konusu hayat ve hayat konusunda sanat camiasında önemli örneklerden olan katkılar sunan çok değerli sanatta yolda büyüğümüz Üstad Ahmet Çalışır, Hafız Ahmet Çalışır. Abimizle beraberiz. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum hocam. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Ben de Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah rahmet, mağfiret ve de cehennem ateşinden azada vesile etsin. İnşallah. Önü rahmet, ortası mağfiret, malum sonunda da cehennem ateşinden azad olmak gibi müjdeler var. İnşallah. İnşallah olmuş. O halle hallenelim. O hisseden hissemen de olalım diye niyaz ederek başlamış olalım programımıza. Eyvallah, ne güzel söylediniz. Biz Türk Müziği Devlet Konservatuarı akademisyenleri, hocaları ve icra heyeti olarak buradaki bu seneki Ramazan-ı Şerif programını özellikle rektör hocamızın da sağ olsun tensipleriyle
kültür, sanat ve insana dair değerler bağlamında işleme çok noktasında güzel. Bir format belirledik abi. Burada her program aşağı yukarı bir eserle başlayıp eserle bitirmeye gayret ediyoruz. Tabii burada programın içerisinde Cenab-ı Hak bize ne diyor işlediğimiz konular konusunda, Peygamber Efendimiz ne diyor, bize ne emanet edilmiş ve ecdat bütün bu inanca bağlı olarak oluşan neşv-i nema bulan bu kültürün içerisinde bizlere sazlarla, sözlerle, seslerle, usullerle, makamlarla eserler olarak hüviyetlendirdikleri, bina ettikleri şeylerle, mirasla ne emanet etmişler, bize ne gelmiş. Onlardan örnekler sunmaya çalışıyoruz. Bir bütün halde işlemeye, irdelemeye çalışıyoruz konularımızı. Bizi biz yapan değerler, milli manevi değerler ve özellikle insani değerler üzerinde. Her programı icra ile başlıyoruz mümkün mertebe diye söyledim. Siyah Hocam sağ olun, ağzınıza sağlık. Hüzzam makamında ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Fitne Hanım'ın güftesi üzerine Yeser Asım Arsoy'un bestesiyle başladık. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ahmet abi programımızın konusu, bugünkü programımızın konusu hayat demiş idik. Özellikle sanat penceresinden bakıldığı zaman Türkiye'nin Konya özelinde ama Türkiye'nin tamamında uluslararası çapta sanat alanında ciddi teşviki mesainiz oldu, ciddi katkılarınız oldu, eserler ürettiniz. Sanata dair dokunduklarınız, sizin de zamana ve nesillere emanet olan eserleriniz oluştu. Biz bu programımız sizin sanatçı kimliğiniz, hafız kimliğiniz, üstlenmiş olduğunuz misyonlar ve vazifeler neticesinde şöyle ışığında irdeleyelim istiyorum ama sanattan bir bakış olarak hayata dair neler söylersiniz? Evvela teşekkür ederim. Yani böyle bir programda en azından tecrübesinde işte söylediklerine müracaat edilecek bir adam yerine koyuluyor olmak onur verici bir şey belki ama yani bu konularda konuşacak belki de en son insan biziz. Yani konuşacak bir şeyimiz var mı yok mu ondan da emin değilim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdi başlarken şimdi o kadar şey kaldım ki buraya geldiğimde siz davet ettiniz eksik olmayın Allah razı olsun işte hayat konusunda konuşacağız abi falan diye. Yani hayat konusunda ne konuşabilirim hani en zorları bana kalmış gibi falan göründü gözüme ki hakikaten öyle yani hayattan başlamak lazım aslında hayat nedir, yaşam nedir, hay olmak nedir, insan nasıl doğar, insan nasıl nedir yaşam? Yani hani ana sırrı erbaa yani insanı oluşturan dört tane ana unsur, dört tane element dedikleri belki oradan mı başlamak lazım falan diye düşünürken siz sanat hayatına bağlayınca bir anda böyle bir efendim söyleyeceklerin noktasında da düşünmeye başladım. Ama dediğim gibi yani sanki evvela bir insanı oluşturan bu ana asırı erbağdan mı başlamak lazım? Hani ateş, su, toprak, hava ve toprak bağlamında mı düşünmek lazım onlar hayatı? Aslında sanatın içerisinde çünkü en büyük sanat eseri insan. Yani hani saniye mutlak Cenab-ı Hak'sa işte sanat eseri en büyük sanat eseri nedir? Bir insandır hani değil mi? Yani yaratılmışların en şerefli si insan olmak bakımından düşünecek olursak insanı oluşturan bu dört ana unsuru mu irdelemek lazım? Hani ateş diyoruz mesela. Ateş olmasa hayat olmaz. Yakıcı, helak edici bir kavram belki ama işte insan bağlamında düşündüğünüz zaman hani tıbbiyeliler açısından düşünelim. Viral bir bulgu, vital bir bulgu. Viral demin mi? Vital bir bulgu, hayati bir bulgu. İnsandaki o ateş eğer kıvamını aşarsa işte 37-38 derecelerden sonrası artık ciddi bir sinyal vermeye başlıyor bünye. Havale geçiriyorsunuz. Fonksiyonlarınız zayıflamaya başlıyor. İşte vücuttaki tüm sistem alarm vermeye başlıyor. Veya 36'nın aşağısına düştüğü zaman hipodermik bir reaksiyona giriyor bünye. Yine hayati bir sıkıntı başlıyor. Yani falan. Küçücük bir altta yaşıyor. Evet, aslında. Evet yani. Şimdi peki su derseniz insandaki hani bunlar hep fiziki bağlamda düşünüyorum. Yani zahir bağlamında düşünüyorum hadiseyi. İnsandaki su miktarı düştükçe işte hastalıklar kendisini göstermeye başlıyor. Hayati sıkıntılar devreye girmeye başlıyor. Zaten hamurumuz topraktan yaratılmış. Bir de efendim hava, oksijen olmadan hani insan yaşayamıyor. Bütün bunlar değerlendirdiğimiz zaman insanı insan yapan o iklimi çok ciddi bir anlamak icap ediyor. Yani ateş nedir mesela? Hani ateş üzerinde mi konuşmak lazım birazcık?
Ateş helak edici ama hayat da verici, pişirici, dem verici, kıvam verici, sterilize edici, temizleyici, cazibe merkezi, helak edici, değil mi? Bir sürü şeyini düşünüyoruz. Yani insan, aslında insanı insan yapan özelliklerin hepsini bu dört ana unsuru irdelediğimiz zaman görebiliyoruz belki. Yani buradan mı başlamak lazım diye düşünürken siz sanayi hayatına hemen hadiseyi teşmil ettiniz. Neticede yine oradan belki, başladınız. Belki oradan. Aslında bahsettiğiniz her şey ahengin ta kendisi değil mi? Evet tabii. Ahenk de sanatın zaten temelinde olan şey değil mi? Sanat insicam, ahenk olarak insicam. Bismillah. Ve vada'al mizan. Yani Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir denge var. Cenab-ı Hak mizan koydu, denge koydu. Ella tebğav fil mizan değil mi? Yani o mizana, dengeye sahip olmak. Aslında insanı insan yapan, hayatı anlamlı kılan, hayatını insan olma bağlamında devam ettirmesi için gereken dengeler üzerinde de düşünmek lazım. Hani insanoğlu bir denge yaratığı, yani mümin denge insanı aslında. Bakacak olursanız işte belki de hususi sohbetlerimizde sizinle hep yıllara sari olan bir hukuka binaen söylüyorum. Bunu konuştuğumuz mevzulardır. İnsan hayatını bir denge üzerinde yürütmeli. Hani vakur olmalı ama o vakur olmanın dengesini kaydırdığı zaman kibirli olma haline düşüyor. İşte kibirli bir hayat yani. Veya işte mütevazi olmalı. O mütevazi olmanın dengesini, çizgisini kaydırdığı zaman işte bir riyakar bir şey, kibir. İzzeti de düşürmemek lazım onu da. İzzeti de düşürmemek lazım da kişinin belki de kendisini en iyi övme argümanlarından bir tanesi çok pespaye bir tevazu. Yani böyle aşırı bayağı kıvamını kaçırmış bir tevazu gibi düşünmek lazım. Veya cömert olmak iyi bir duygu, işte müsriflik mi? Ondan sonrası dengeyi kaçırdığınız zaman veya tutumlu olmak iyi bir duygu, hani cimri olmak mı bunun şeyi, dengesizliği? Tabii öyle. Esprili olmak veya işte efendim hafif meşrep olmak veya ciddi olmak veya kasıntı olmak, hakkını aramak veya çirkef olmak, hakkına rıza göstermek veya miskin olmak. Hepsi bunların bir denge, hayatın bir unsuru. Ama işte Müslüman hayatını bir denge içerisinde sürdürmek zorunda olan bir insan, bir varlık. Tabii şimdi bir de içinde bulunduğumuz kurum itibariyle sanatsal faaliyetler, sanatsal bir kimlik girecekse biraz da buradan bakmak lazım hayata. Bir de letafet. Letafet, zarafet, nezaket kelimesini özellikle kullanmıyorum. Çünkü nezakette bir sathilik var, yüzeysellik var. Yani eğer sanatsal bir yaşamdan, hayattan bahsedeceksek nazenin ve de zarif bir kavramından bahsetmek lazım. Çünkü nezakette dediğim gibi bir riyakarlık da olabilir. İnsan baktığı zaman karşısındakini gözüyle gönlüyle kucaklamalı. Hani nezakette nasılsınız falan derken dönüverdiği zaman o hal kaybolup tamamıyla arkasından gıybete, dedikoduya giden bir süreç var. Ama nazenin olmak veya zarif olmak hali böyle bir şey değil yani. Baktığınız zaman nasılsın Mehmetciğim dediğin zaman işte gözüyle gönlüyle kucaklayabilmeli bir insan yani. Karşı tarafta bunu hissetmeli. Bunu hissetmeli, hissettirebilmelisiniz. Ondan sonra zaten işte ahsen-i takvim olma. İnsan en güzel yaratılmış bir varlık olma yolunda ilerliyor. Bizler defoları olan varlıklarız. Yani hayatımızı bir sürü defoyla sürdürüyoruz. Bu defolarımızı minimum seviyeye düşürdüğümüz nispetle kaliteli bir insan olarak hayatımızı devam ettiren varlıklar olma haline geliyoruz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu bir kabiliyet var. Yani kabiliyetten de hesaba çekileceksiniz. Sanatsal bir kabiliyetiniz var. O zaman başka yükümlülükler de biniyor işin içerisine. Yani çünkü sanatkar dediğimiz insanın vazifesi bir de toplumu fermante etmek gibi bir vazifesi var. Yani maya insan olmak gibi bir vazifesi var. Mayanın vazifesi içine girmiş olduğu malzemeyi fermante eder, kendisine benzetir. Yani şimdi süte maya katmazsanız hani peynir de olmaz, yoğurt da olmaz. Efendim kefir de olmaz. Arpa suyuna maya katmazsanız bira olmaz. Üzüm suyuna maya katmazsanız şarap olmaz yani. Mayanın demek ki iyi mayalayıcı tarafı da var, kötü mayalayıcı tarafı da var. Şimdi bize düşen o zaman içinde yaşamış olduğumuz toplumu iyi halde mayalamak. Yani bir sanatkarın vazifesi aslında buradan bakıldığı zaman hayatını bir maya mantığıyla sürdürmesi gereken bir varlık, şahsiyet. O zaman kalle beraber hal de işin içerisinde. Tabii ki, diyor, tabii ki. Yani şimdi örnek bir hayat. Öyle, çünkü hocam şöyle, yani hani Apollonis ve Dionysos düşünce diyorlar ya bu felsefe şeyinde, janjanlı kelimelerle bunu ifade ediyorlar da bizim ıstılahımızda zahir ve batın ilişkisi dediğimiz hadiseyi, hani işte baktığınız zaman bir çiçeğin rengindeki şeyi, aman ne güzel bir renk bağlamında kalırsanız zahirde kalmış oluyorsunuz. Ama hemen aklınıza Bismillah, sıbgatallah ve men ahsenü minallahi sıbga.
Allah'ın boyası. Kim Allah'tan daha güzel boyayabilir ki dediğiniz zaman işte bir boyut değiştiriyorsunuz. Sanatkarane bir bakış, irfani bir bakış. Nedir o boya? Evet, pencere güzele açıyor dair. Size. Evet, güzele dair. Ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tefekkür etme halinde başlıyorsunuz. Ve sizin etrafınızda, sizinle beraber işte vakit geçiren insanlar da bundan etkilenmeye başlıyorlar. Yani aslında sanatkar olarak sanatın ucundan tutmuş veya en azından sanat deryasının kıyısında kumdan kale yapan birileri olarak bunu söyleyebiliriz belki, ancak o kadarına yetkimiz yeter. Etrafımızdaki insanları buna cezbetme yolunda bize yüklenmiş bir vazife var. Hayatımızı bizler buna göre sürdürmek zorunda olan insanlarız. Zorunda olmak kelimesi birazcık eğreti durdu belki, sentetik durdu. Çünkü yapılan iş zorunda olarak yapılırsa askıda kalıyor sırtınızda. Yani bunu sorumluluk gibi düşünmek, alışkanlık, yani meleke, sevki tabiiyle yapıyor olmak aslında sanatkar yapıyor insanı. Zorunda olarak yaptığınız zaman riyakarlık gidiyor. Ama işte bulunduğunuz pozisyonlarda sorumluluklar da işin içerisinde. Tabii ki öyle. Zamanda. Tabii ki öyle. Yani meramımı ifade edebildiğimi düşünüyorum. Yani. İşte dedim yani, zorunda olarak yaptığınız zaman işte mecburen yapılmış bir şey. Hiç aslında siz öyle bir şey olmadığınız halde farklı bir zaviyeden kendinizi gösteriyor gibi falan bir çaba giriyor. Bu da tabii sırıtıyor. Sentetik kalıyor. Yani üzerinize giydiğiniz elbise çok bol geliyor ve böyle çok pasaklı, yani sünepe bir vaziyette kalıyorsunuz. Olabildiğince doğal, olabildiğince menbaında, olabildiğince evet, safiyane işlemek, yaşamak. Natürel. Evet. Natürel, tabii. Görmek, göstermek gerekiyor. Bizim yörelerimiz de böyle değil mi Ahmet abi? Yani aşıklarımızın, ozanlarımızın ellerinde, dillerinde, sazlarında havalandırılan, söylenen türkülerimiz var. Evet. Değil mi Burak Hocam? Burada bir örnek verelim mi? Nasıl? Yörelerden bir örnek verelim Burak Hocam. Ne okuyan bir eser icra edelim? Hocam Erzincan yöresinden, tabii Erzincan dediğim zaman aklıma birçok usta geliyor. Ali Ekber Çiçek gibi, Davud Üstesi'yle bilinen Turan Engin gibi, Aşık Davut Sulari gibi. Okuyacağımız eser yine Erzincanlı Aşık İsmail Daimi'den alınan "Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler, Aldı Benliğimi Bitirdi Beni, Damla idim bir ırmağa karıştım, denizden denize götürdü beni. Nice kabdan kaba boşaldım doldum, karıştım denize, deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum, yine benden bana getirdi beni" demiş üstad. Çok güzel. Aşıklık geleneği dediğimiz zaman sadece böyle saz çalıp türkü söyleyen insanlar belki izleyicilerimizin aklına gelebilir. Biraz yüzeysel anlaşılıyor belki. Evet. Ama ötesindeki derinliği de ötesinde görmek ötesinde çok lazım. Derin bir edebiyatı. Aşık edebiyatı. Halk edebiyatı. Tabii. Halk edebiyatının içerisinde. Aşık edebiyatı, onun içerisinde aşık edebiyatındaki türleri, şiir biçimleri, ne diyelim, kendi uygulamalarıyla, kendi özel uygulamalarıyla çok önemli bir sanat. Aşık edebiyatı, aşıklık geleneği. Yani şunu da söyleyebilirim ki aşıklar tek başına saz şairleri değiller aslında. Yani sadece şiir üretip saz çalan insanlar değil, aslında Anadolu'nun felsefesini, yaşama bakış açısını yansıtan insanlar. Bu anlamda nabzı da tutuyorlar çok önemli. Evet, nabzı da tutuyorlar. Bu anlamda da çok önemli eserler veriyorlar bizlere ve biz de bunları miras olarak alıp gelecek nesillere doğru bir şekilde bozulmadan, bozmadan aktarmaya çalışıyoruz elimizden geldiği evet, kadar, elimiz, dilimiz döndüğünce. Evet, bir örneklendirelim bakalım. Evet. Hadi buyurun. Gerçeğe bel bağladım erenler, bir gerçeğe bel bağladım erenler, aldı benliğimi de bitirdi beni, damla
denizden denize götürdü beni. Denizden denize dost dost götürdü beni. Dost beni damlaydım bir ırmağa karıştım. Denizden denize götürdü beni. Denizden denize dost dost götürdü beni. Dost beni Nice kabdan kaba dost dost boşaldım doldum. Nice kabdan kaba dost dost boşaldım doldum. Karıştım denize deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni. Yine benden bana dost dost getirdi beni. Dost beni beni. Buhar oldum yağdım yağdım yağmurlarına. Buhar oldum yağdım yağdım yağmurlarına. Karıştım toprağa da çamurlarına. Piştim fırınlarda hamurlarına. Üstadım sofraya yatırdı beni. Üstadım sofraya dost dost yatırdı beni. Dost beni beni. Daimiyem ermişleri nereyi. Daimiyem ermişleri nereyi. Cümle tabiatın varlık gereği. Ölmez bir ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine yoturdu beni. Aldı dizlerine dost dost yatırdı beni. Dost beni beni. Ölmez bir ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine oturdu beni. Aldı dizlerine dost dost oturdu beni. Dost beni beni. Hocam ağzınıza sağlık. Yani ben hiç türkülerin safiyane bir dille yazmış olan türkülerin hayatın dışında olduğunu hiç görmedim. Yani bunu olabilecek en arı duru halde anlatan türkülerin kültürümüzde ne kadar büyük bir yeri olduğunu müzikle ilgilenenler kendi hayatlarında müziği amaç meslek veya bugünkü ifadeyle hobi edinenlerin bunu göz önünde bulundurarak yörelerimizi de iyi anlaması noktasında telkinde bulunmayı da burada bir parantez içerisinde söylemek isterim. Ağzınıza sağlık, çok güzeldi. Hocam dört unsurla aslında başlayarak çok güzel bir yere getirdik. Değil mi? Evet. Sözümüzü aslında ben sanat olarak anlatalım, sanatçı bir kimlikle anlatalım dedik ama zaten sanatçı bir kimlik olarak bu dört unsurun kendi içindeki ahengi söyleyerek aslında bir sanatı tarif etmiş olduk. Kendi içindeki intizamı, kendi içindeki düzeni, kendi içindeki muhabbeti, kendi içindeki sınırları insan bağlamında, insan da bunun gibi kendi doğal içerisinde kendisini konumlandırmalı noktasına getirerek Ramazan-ı Şerif özelinde
insanın Ramazan ve Ramazan içerisindeki bereketten, Ramazan içerisindeki muhabbetten, Ramazan içerisindeki nasipten, nasipdar olması noktasında yine bu bahsettiğimiz muvazene üzerine, düzen üzerine hayata dair ne söylersiniz? Özellikle bizi izleyen genç arkadaşlarımıza da bir tecrübe de olsun isteriz. Estağfurullah. Aslında iş yine sanat bağlamında düşündüğümüz zaman nihai hedefin ne olduğuna çok iyi karar vermesi lazım bir insanın. Bizim en başta bizim karar vermemiz gerekiyor da hani genç arkadaşlara ne söyleyebiliriz diye ben öyle telakki ettiğim için ya değilse bizden büyüklere bir şey tavsiye verecek durumda değiliz haşa. Eskimeyen büyükler zaten hep bize böyle bir enteresan şeyler bırakmışlar gitmişler. Onların miraslarını hoyratça kullanan bir nesil haline geldik maalesef. Ama mesele bir sanatta mahir olmak mı yoksa iyi insan olabilme sanatında mı mahir olmak noktasına doğru geliyor. Yani bizim bütün çabamızın tamamıyla iyi insan olabilme sanatı üzerinde kurgulamamız lazım. Bütün çabamızı oraya sarf etmemiz lazım ki nihai nokta o olmalı. Anladım ki sanat Allah'ı aramakmış. Gerisi. Marifet bu, gerisi çelik çomak oynamakmış. Yani bizim bir kere neyin peşinden koşturduğumuzla alakalı çok ciddi tespitler yapmamız lazım hocam. Yani sen kendin yapabildin mi? Hayır. Ama hani lime tekulûne mâ lâ tef'alûn, yapmadıklarınız neden söylersiniz, konuşursunuz? O da ayrı bir vebal belki ama madem böyle bir konuşmak tereddüt ettiyse en azından doğruları söylemek, doğru yolu işaret ediyor olmak da bir vebal. Onu üstümüze almış bir yükümlülük olarak telakki ediyoruz bizi dinleyenlerimize, izleyenlerimize. Bütün mesele işte bir sazende ise, bir muskinin peşinden koşturuyorsa hep işte derslerde de anlattığımız, sizinle de zaman zaman hep konuştuğumuz hadise bu. İyi müzik yapan bir insan mı olmak yoksa müzik yapan iyi bir insan mı olmak sorusunun cevabını vermek. Yani biraz önceki arz etmeye çalışmış olduğum cümleyle aynı paralel gibi görünüyor. Ama bütün kurgu iyi insan olabilme sanatında mahir olmaya çalışmak üzerine geçmeli. Peki bunun çaresinde bir kere hayatımız boyunca iyi bir evlat olmaya çalışmalıyız. Daha sonra bize biçilen roller var. O rolleri çok iyi oynamak zorundayız. Ve bu roller arasındaki geçişler çok hızlı. Yani iyi bir evlat, evin küçücük bir çocuğu rolü biçilmiş size. Küçücük bir çocuğun oynaması gereken rol neyse, şımarıklıksa şımarıklık, kendisini sevdirmekse kendisini sevdirmek, haylazlıksa haylazlık, bunu çok iyi oynaması lazım. Daha çocukluğa alışamadan delikanlı oldun, abi oldun deyiveriyorlar. Rol çocukluktan abilik rolüne geçmiş oluyor. O abilik rolünü çok iyi oynamak gerekiyor. Çünkü artık örnek olmak zorunda olduğu bir kendisini takip eden, sofraya oturduğu zaman onun hareketlerini yapan veya işte konuşurken onun gibi tripler yapan bir çocuk var. Yani örnek olacağı bir çocuk var. Daha abilik rolüne alışamadan nişanlı oldun artık, ağır ol diyorlar yani. Ya nişanlılık ne falan demeye kalmıyor, koca oldun diyorlar. Ya daha ben dün evin çocuğuydum, bugün koca oldum. Allah Allah, ya kocalık ne, daha bunu hazmedemeden, öğrenemeden, daha tam bunu yapamadan baba oldun deyiveriyorlar. Bismillah, yani ben daha dün çocuktum, babamın peşinden koşturan küçücük bir varlıktım filan demeye kalmadan dede oldun diyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. O kadar kısa ki ve o kadar örnek olmak zorunda olduğunuz ve sürdürmek zorunda olduğunuz bir zaman var ki tek bir başarılı olma şeyiniz var. İyi insan olabilme sanatında mahir olmak. Yani bir hayatı bir şeye sığdırmak gerekirse Allah rahmet eylesin, iyi bir insanda dedirtebilmek üzerine kurgulanmalı hayatımız. Çok güzel özetlediniz hocam. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Ali Rıza hocam bunun için iyilik ustası olmak ya gibi bir tabir kullanır. Ya. Burada da aslında siz bir gölgelik zaman olarak tarif edilen ama evet, bildiğimiz zaman dilimleriyle ölçülemeyen bir ömür hadisesini, yolculuğunu bir bebeklikten, çocukluktan vefata kadar. Hatta biz bunu ezan konusunu işlerken hani insan ömrü öldüğü zaman namazsız kılınacak olan... Namazsız bir ezanla. Evet, öldüğü zaman kılınacak olan namazın ezanı kulağına okunurmuş ya. Evet. O kadar kısa bir zaman, yani ezanla namaz arasında geçen bir zaman kadar
bir hayatı aslında yaşıyoruz. Siz de bunu bir kısa perspektifte çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık hocam. Gönlünüze sağlık. Eyvallah. Biz elbette Ahmet Çalışır'ı, Hafız Ahmet Çalışır'ı konuk etmişsek ondan bir şeyler de mutlaka dinlemek isteriz. çünkü Türk musikisine özellikle icracı, kasidehan, hafız, gazelhan, hanende, ayinhan, sazende olarak ve bestekar olarak bunların hepsinin üzerine süzülerek çok işte çırak olarak, ama hiçbir işte usta olmayan estağfurullah bir olan Ahmet Çalışır'dan da mutlaka bir bu kubbede de bir sada bırakmasını elbette isteriz. Bir eser de sizden dinleyelim, biz de eşlik etmeye çalışalım arkadaşlarımla. O zaman yani hani hayattan bahsettik, ömürden bahsettik, kısacık bir zaman diliminden bahsettik, hani ömürle alakalı bir türkü olsun diye benim de gönlüme öyle geldi. Eyvallah. Ömür bahçesinin gülü solmadan. Eyvallah. Kısacık bir ömür gülü soldurmadan değil mi? Onu tamam olur. Etmek lazım. Kokulu bir şekilde. Eyvallah. Rayihalı bir şekilde insanlar o gülün kokusundan istifade ede ede etrafına tıtırlar saça saça. Hatırda kala kala. Evet. Efendim ömür bahçesinin gülü solmadan Ahmet abi'den dinleyeceğiz. Bugünkü hayat konulu programımızın da sonuna gelmiş olduk böylece. Eserle nihayet erdireceğiz programımızı. Yarın başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak arzusundayız. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esen kalın efendim. Gafletten uyan, gafletten.